Değerli arkadaşlar merhabalar. Kripto Analiz kanalına hoş geldiniz. Yeni bir videoyla yine sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu şu anda yine gündemde olan Terra Luna arkadaşlar. Videomuza başlamadan önce sizden ricam kanala abone olmanız, videomuzu beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız daha çok kişiye ulaşmış oluruz. Şimdiden vereceğiniz destekler ve ilginiz için hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Evet, videomuzun konusu demin de söyledim Terra Luna. Arkadaşlar Terra Luna'da son 24 saat içerisinde bir pump gerçekleşti. Dün biliyorsunuz 0.010'lara kadar düşmüş. Daha sonra 12 bandına çıkmış. 12 bandından 11 bandına gerilemiş. Sonrasında da sabaha kadar arkadaşlar büyük bir yükseliş gerçekleştirip 18-19 bandlarına kadar dayandı. Hatta geçtiğimiz 10-15 dakika önce 21 bantlarını da zorladı. Şimdi yine bir geri çekilme var. Özetle düne göre 2x yani %97'yi gördük arkadaşlar. Ama an itibariyle %69 bir pump yapma durumu var. Şimdi bunu bir inceleyeceğiz. Aynı zamanda yine gündemde arkadaşlar Luna ile ilgili Binance CEO'su CZ'nin Reddit'te yaptığı açıklamaları da size bu videoda paylaşmaya çalışacağım. Reddit'te bir soru cevap etkinliği yaptı CZ Binance CEO'su ve burada kendisine bir takım önemli sorular soruldu ve bu sorulara ne cevap verdi bunlara bakacağız arkadaşlar. Şimdi size burada videoda anlatacaklarım arkadaşlar her zaman belirtiyorum yatırım tavsiyesi değil. Bunu hatırlatmak isterim. Kimseye al veya sat demiyorum. Kararınızı kendinizin vermesinin her zaman daha doğru olacağını size söylüyorum. Kârınızdan ve zararınızdan da sizlerin sorumlu olması yatırım bilincinizin gelişmesi açısından önem arz ediyor arkadaşlar bence. Şimdi bakalım CZ Reddit'te soru ve cevap etkinliğinde neler açıklamış, hangi sorulara muhatap kalmış bunlara bir bakalım. CZ'nin arkadaşlar Terra Luna ile ilgili alakalı ve alakasız birçok soru yöneltildi ama Terra Luna ile ilgili sorulan sorulardan en önemlisi neden Terra Luna'yı Binance borsasında önce delist edip daha sonra tekrar listelediği oldu. Bu soruya CZ şu şekilde cevap verdi arkadaşlar. Cevap aslında pek ikna edici ve samimi bulunmadı soruyu soranlar tarafından altta yapılan yorumlara bakıldığında ama CZ şunu söyledi. Terra Luna ekibinin Luna'nın ağı kendi ağlarını durdurdukları için o durmaya istinaden delist ettiklerini daha doğrusu askıya aldıklarını belirtti. Daha sonra tekrar ağ kullanıma açılınca bunu tekrar listelediklerini söyledi. Aslında bunun yapılmasının sebebini de şu şekilde açıkladı. Ağı durdurunca Terra Luna ekibi tepki olarak bu delist yapma işlemini yaptıklarını ve bu tepkinin karşılığı olarak da Terra Luna ekibinin bu tepkiyi gidermek açısından tekrar ağı devreye aldığını belirtti arkadaşlar. Ve burada kendilerinin üzerine düşen görevi yerine getirdiğini belirtti, açıkladı. Bunun haricinde arkadaşlar Binance başka ne gibi yaptırımlar yaptı gibi bir soruya da The One ve ekibi yakın yapması için baskı kurduklarını ama bunun için bir netice alamadıklarını söyledi The One CZ ve The One'un Terra 2.0 ağı için yaptığı oylamada platform kullanıcılara sormasını doğru bulduğunu ve bu oylamanın sonucuna da saygı duyacağını tekrar açıkladı arkadaşlar. Bu arada biliyorsunuz Coinbase daha sonra Coinbase sonrası arkadaşlar yine Güney Kore merkezli 2 adet borsa biliyorsunuz delist kararı almıştı Luna ve UST için. Son olarak da Notbit borsası da arkadaşlar Luna'yı delist edeceğini açıkladı ve burada yalnız olumlu bir haber var. Notbit borsası Luna'dan zarar eden kullanıcılarının arkadaşlar zararlarını da karşılayacağını açıkladı. Bu tabii
Bitcoin borsasında yatırım yapan yatırımcılar için çok büyük sevindirici bir haber oldu. Böyle de bir durum var. Buna benzer bu durum içerisinde yine CZ CEO'suna da sorular soruldu ama bununla böyle bir soruya bir cevap vermek istemedi. Konuyla ilgili de bir şey söylemedi. Aslında burada Binance CEO'sunun bu zararlar için biliyorsunuz küçük yatırımcıların korunması gerektiği ile ilgili açıklamaları vardı ama kendileri böyle bir kompansasyon yapmak yanlısı olmadıklarını görüyoruz. Ama tabi burada belirleyici olan etken de şu: Notbit borsasındaki arkadaşlar toplam miktar nedir bunu bilmiyoruz ama bildiğiniz gibi Terra Luna'nın yaklaşık %60 büyüklüğü Binance borsasında ve dolayısıyla bu miktar not borsasına göre binlerce hatta on binlerce yüz binlerce kat çok daha fazla. Böyle bir şey de yapmaları Binance'i tabii çok büyük zor finansal açıdan zor duruma düşüreceğini de göz önünde bulundurmamız lazım arkadaşlar. Şimdi bu haber mevzularını bir kenara bakalım arkadaşlar. Verilere bir geçelim. Verilerde neler oluyor onu bir inceleyelim. Biliyorsunuz an itibariyle arkadaşlar şu anda 0.0019 seviyelerini zorluyor. Bu oldukça iyi bir değer düne göre. Kısa zaman önce yatırım yapan arkadaşlar için büyük bir kazanç var. Şu anda yukarı yönlü grafik devam ediyor. Yine market kapasitesi biliyorsunuz 600 milyon dolarlara kadar gerilemişti. Düne göre %72.92'lik bir artış var. 1 milyar 232 milyona çıktı. Yalnız burada arkadaşlar volüm de inanılmaz bir boyutlara ulaştı. Şu anda %312 gibi bir artış var. 1 milyon 655 bin seviyelerine kadar çıktı düne göre. Normal market kapasitesinin bile üzerinde bir alım satım var. Bazı arkadaşlar bu pump durumunu ve bu dalgalanmayı lehlerine çevirmeye çalışıyorlar. Buralardan kar etmeye çalışıyorlar. Bir kısım arkadaşlar da ellerinden çıkarmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla müthiş bir hacim var. Mevcut market kapasitesinin üzerine çıkması burada şunu gösteriyor arkadaşlar. Daha fazla ticari anlamda bir alım satım var. Dolayısıyla bu nereye kadar varacak bunu hep birlikte bakıp göreceğiz. Yalnız bu arkadaşlar şunu da belirtmemiz lazım. Bu çok riskli bir durum. Şu anda yukarı yönlü bir grafik söz konusu ama ibre tersine döndüğünde satış baskısı arttığında satışlar çoğalırsa böyle bir olay arkadaşlar Luna'nın sonunu getirebilir. Şu anda bunun için en optimum durum dengede olması ama gördüğünüz gibi böyle bir volümde oynaklığın çok fazla olduğunu hep beraber arkadaşlar izliyoruz. Dolayısıyla benim hani biz hiçbir yatırım tavsiyesi vermiyoruz ama yatırım yapacak arkadaşların buna dikkat etmesi gerekir. Kendilerini üzmeyecek miktarlarda yatırım yapmanın daha doğru olacağını ve büyük alımlardan kaçınılması gerektiğini böyle riskli durumlarda doğru olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi gelen sorulardan bir tanesi de her zaman yine sorulmuş. İşte Terra Luna 1 dolar olabilir mi? Arkadaşlar şu anda an itibariyle 7 trilyon adet Luna var. Bunun 1 dolar olması 7 trilyon dolara tekabül ediyor. Bütün borsanın genel hacmine baktığınız zaman buna Bitcoin, Ethereum, tüm altcoin'leri dahil ettiğinizde yaklaşık 1.4 trilyon yani bunun 5-6 katı. Yani 1 dolar olma durumu maalesef şu aşamada olmaz. Böyle bir şey beklemeyin derim. Böyle bir takım sansasyonel haberler arkadaşlar sizleri yanıltır. Lütfen matematiksel verilere bakarak yatırımlarınızı eğer böyle büyük beklentileriniz varsa en azından matematiksel verilerle teyit etmenizde fayda var diye düşünüyorum arkadaşlar. Durumlar genel olarak bu şekilde. Bu videomuzda bu pump durumunu arkadaşlar sizinle paylaşmak istedim. Bazı arkadaşlar bu pump durumunun çok daha ileri gidip gidemeyeceği konusunda sorular soruyor. Arkadaşlar böylesi bir coin bir anda deşik site yapabilir ama şunu da gözden çıkartmamak lazım. Aynı şekilde bunun tersi -5x'te hatta -10x'te olabilir. Hatta böyle bir hacimsel durumda
tahta kapanma durumu dahi söz konusu olabilir. Dolayısıyla yapılacak olan yatırım da arkadaşlar çok büyük riskler almamak gerektiğini ben bir kere daha hatırlatıyorum. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Lütfen kanala abone olmayı unutmayın ve paylaşıp arkadaşlarınızla daha çok kişilere ulaşmasını sağlayın arkadaşlar. Hepinize teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.